Homeland dizisi özellikle CIA ile ilgili bir dizi ve Orta Doğu'daki yapılan, edilen, izlenen politikalar veya operasyonları merkeze alındığı bir dizi. Tabii böyle olunca İslamofobi dediğimiz kavramın en görünür olduğu noktalardan biri bu diziydi ve hem Türkiye'de hem dünyada çok izlenen bir dizi. Biz neredeyse tüm bölümlerini inceledik. İncelediğimiz kadarıyla şiddet var. Aynı zamanda yeri geldiği zaman aşırı cinsellik var. Ve her şeyin aşırısı var bu anlamda. Tabii diziyi izletmek için olan bir olayı abartmak gerekiyor ki onlar da onu yapıyor. Tabii bunu yaparken de aynı zamanda tüm izleyiciye şu mesajı veriyor. Yani bu coğrafyada yaşayan insanlar geri kalmış. Aynı zamanda aldatılmaya veya yönlendirmeye çok müsait. Şiddetvari hareket ediyorlar. Hatta sorunları şiddetle çözüyorlar. Aslında İslam yaşamıyorlar, çok nefsani yaşıyorlar. Onlar iyiliğin temsilcileri, insanları koruyorlar. Ama bazen işte bir Batı menşeli bir vatandaşı korumak için yüzlerce insanı öldürüyorlar ve bunu başarı olarak gösteriyorlar mesela. Siz bu diziyi izlediğiniz zaman da zaten büyük oranda algınız, ilginiz buna göre şekilleniyor. Yani sizin için Batı teknolojik bir deha, her şeyi takip eder, iyinin temsilcisidir ve yaptığı şeyler de bu anlamda iyidir. Yani Batı iyidir, iyi temsil eder, Doğu şiddetvaridir, şiddet içerikli hareket eder. Yani en nihayetinde iyi bir kötünün savaşı algısı oluşturuluyor bu şekilde ve bunu Batı'daki vatandaş da bu şekilde izliyor, algılıyor. Doğudaki vatandaş da. Medya bu anlamda çok stratejik. Yani anlamların içeriğini şekillendiren büyük bir ajanstan bahsediyoruz ki dizilerde bunların en büyük failleri aslında anlam haritalarımızı oluşturuyorlar. Ve o İslam coğrafyasına yönelik algıyı çok belirgin bir şekilde çerçevesini çizen, haritalandıran bir failden bahsediyoruz. Aslında çok masum gibi duruyor, hiç de masum değil. En az siyasiler kadar sorunlu bir alandan bahsediyoruz. Yani dünyada siyaset sürdürenler barış merkezli değil, savaş merkezli hareket ediyorlar. Medyada bunu çok güzel destekliyor çünkü bu sayede reyting alabiliyor. Özellikle 11 Eylül'den sonra bu kasıtlı olarak devam ettirildi. İslam coğrafyası tamamen sorunlu, şiddetvari, hatta her birey bomba olma potansiyeline sahip gibi gösterildi. Her zaman bu dizileri takip ederken içerikleri özellikle diziye kaptırıp gitmemek gerekiyor. Bunu eleştirel okumak gerekiyor. Yani bu dizileri izleyebilirsiniz ama eleştirel okumayı bir kenara koyduğunuz zaman siz de böyle düşünmeye başlarsınız. Yani kendinize bile düşman olma ihtimali var. O kadar güçlü bir failden bahsediyoruz. Tabii bunun yanında bizim de bu alanda güçlenmemiz ve kendimizi anlatmamız gerekiyor. İslam ve şiddeti yan yana getiren Avrupa'ya karşı İslam ve hoşgörüyü, İslam ve bu anlamda iyiliği eşit kılacak görseller ortaya koymamız lazım. Tabii bunu yaparken de insanların ilgisini çekecek biçimde yapabilmemiz lazım. Zaten bu yapılabilirse başarı olur. Diğer türlü muhtemelen işte rutin yapılan ve kıyıda köşede kalmış şeyler olacaktır.